Harun, bu Efendim. evde müzik çalışmalarında veya okumadan evvel, albüme girmeden evvel, annenle babanla hiç paylaştığın oluyor mu? Dinlettiğin oluyor mu? Tabii. Şimdi biz aynı evde oturmuyoruz. Onlar 19 yıldır hemen hemen Gemlik'te oturuyorlar. Ama yeni bir beste yaptığımda özellikle çok heyecanlandıysam o anda paylaştığım bir iki kişi var. Onlardan bir tanesi de genelde annem oluyor. Genelde annem oluyor. Çünkü evde telefonları annem açıyor hep. Öyle değil mi? Genelde annem açar. Anneme dinletirim, babama da dinletirim. Babam daha sonra dinlemeyi seviyor. Yani bitmiş halini. Belki de o sinemacılığında ileri geldiği için. Pişmiş son hal, son yani halini. Tamamen o olay bitmiş son halini halini seviyor. Bir parça da özellikle babam çok sever. Hangi parça? Zaten bugün şey de ilk ben onu seçtim babama sürpriz olsun diye. İlk albümden yani 91 yılında yaptığımız, hocam rahmetli On Notunç'ta yaptığımız albümden yine bir On Notunç bestesi, sözleri de Sezen Aksu'ya ait, Yıllar diye bir şarkı var. Yani program biraz dün gece gelişen tatsız olaylardan dolayı biraz şey başladı sanırım. Hüzünlü başladı. Hüzünlü demeyelim de biraz ritmi gerçi düşük başladı. Böyle olacağını bilsem ben daha şıkıdım bir şarkıyla ortalığı ısıtırdım ama babacığım için ben onu seçmiştim, onu söyleyeceğim. Olsun, teşekkür onu ederim. Tamam. Hadi bakalım. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Eşref Bey'in en sevdiği parça bu. Evet, çok seviyor babam bunu. Evet. Peki. Eşref Bey, Gemlik'te yaşıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır? Kumla. Gemlik, Kumla. İşte 19 yıl dolu dolu 19 yıl oldu. Yıl. Neden böyle bir İstanbul dışına kaçmaya ihtiyacı duydunuz? Ve Gemlik de çok güzel bir yer. Yani ben ne zaman Bursa'ya gidersem, yani özellikle Bursa'dan o geliş, o görünüş muhteşem bir manzara. O akis değil mi? Evet. Suya olan o aksi. Beni senelerce mahvetti o. Sen çok mu sevindin? Hadi gel bakalım. Orhan Veli'nin yıllar önce yazdığı bir şey vardır. Hala durur. Durur orada. Şimdi efendim bizim nedenimiz, kat'i olarak nedenimiz şu. Biz yıllar yılı hep Şile'ye giderdik. Rahmetli kayınvalide yıllar sonra Küçük Kumla'da yazlık alınca biz büyükleri olarak saygımızdan dolayı, ki ona çok riayet ederiz hala, bayramdaydı, seyrandaydı, muhakkak ziyarete giderdik kendilerini. O zamanlar hep söylerdi, ya çocuklar, Şile'ye gidiyorsunuz. Şile'ye gideceğinize buraya gelin. Hep bir arada olalım. Çünkü Şile'deyken de hep yazın kayınvalide hep beraber olurduk. Öyle bir bahane olunca bir de tam karşısındaki daire satıldı da satılmaya da çıkınca ısrarla ille gelin burada, yazlığı burada alın diye. Bizim de şeyimize geldi. Vesile oldu. Normal oldu. Çünkü İstanbul'a uzak değil. Ben Fatih'te oturduğumuz zaman da iş yerine 2-3 saatte gidiyordum. Ben Gemlik'ten de 2-3 saatte buraya geliyorum. Şimdi ulaşım daha da rahat. Çok her yere yakın. Gayet mantıklı şey ettik. O andaki bir imkanlarımızdan da dolayı hemen alıverdik. İşte o kalış o kalış. Ve oraya gittik. Yaz sezon sonunda dedim ki hanıma, ya dedim, şimdi İstanbul'un patırdısına, gürültüsüne gitmenin bir anlamı yok. Gel biz kışın da burada kalalım. Eğer sıkılırsak yahut yine, yine gidersiniz. Netice itibariyle bir iki saatlik yol. Yine gideriz. İşte kalış o kalış bir daha İstanbul'a gelmedik. Sohbete biraz da müzikle bir ara verelim. İyi, tamam. Hareketli bir parça. Vejetaryen bir şarkı söyleyeyim. En sevdiğim parçalarından biri. Evet, bu da annemin çok sevdiği bir şey. Çok seviyorum. Denk geldi o zaman. Evet. Hep iyidir dedin. Şimdi Harun'un vejetaryen yönünü tartıştık. Bir şey soracağım. Bir de hayvanlara karşı da ayrı bir sevgin var senin. Yani bir zamanlar hatırlıyorum böyle... Akvanalar, bir şeyler evde besliyordun. Hala besliyor musun bilmiyorum. Evde köpeklerim ve kedilerim var. İç içe.
Gerçekten bu vejetaryenlik de zamanla oluşan bir şey. Mesela babam çok iyi bilir. Ben Kara Fatma falan gördüğüm zaman ciyak ciyak kaçan bir insandım. O sevgi, o yaradanın sevgisi gerçekten buradan yavaş yavaş tezahür etmeye başlıyor herhalde. Var olan her şeye sevgi duymaya başlıyorsunuz. Yani var olma bir nedeni var onun çünkü. Onu yargılamaya, aşağılamaya hele hiç hakkınız yok. Öyle iguanalara falan pek yani isterim evde olsun ama o kadar geniş bir şey hayvan koleksiyonum yok diyeyim evde. Mesela kuş çok seviyorum, muhabbet kuşu ama onu kafeste imkansız. Vardı cici diye, cici kuş diye bir ama evdeki kediler hayvanların doğasında, DNA'larında avcılık var. O hayvan her uçuşunda şöyle yerden şöyle bir geçişinde bir iki pençeyle şey oluyordu yani. No Tweety ile şey var ya, Sebastian mı o kelimeydi? Öyle bir durum ve en sonunda çok kötü yaralandı bir keresinde. Çok üzülerek annemlerin bir arkadaşlarına verdim yani. Kedilerle köpekler anlaşabiliyorlar mı? Onlar anlaşıyorlar. Yani onlar çok iyi anlaşıyorlar. Hele benim köpeğim bir tanesi Rottweiler ki bu çok böyle katil köpek, cani evet, köpek falan. Evet. Ben katilliğin, caniliğin bilinçli olarak yapıldığını inandığım için bu tip suçlamalar yöneltme illa yapılacaksa bunu insanoğluna yöneltmekten yanayım. Hayvanlar sadece içgüdüleriyle hareket eden ve çok sevgi dolu varlıklar. Benim Rottweiler köpeğim evde dişi kediler doğum yaptığı zaman hayvan anne mesela ihtiyacını karşılamak için yemek yemeye veya bahçeye çıktığında yavruların başında nöbet tutuyor ve sıkıysa oraya birisi yaklaşsın yani. Öyle bir Rottweiler'ım var mesela benim. Hiç de öyle. O da vejeteryan. O da işte. Evet yani şöyle bir şey, et verdik. Bana dediler ki haksızlık ediyorsun yani filan. Tavuk işte kanadı manadı şusu busu filan kaynıyor sebzelerle. Fakat hayvanın bedeni reaksiyon verdi. Bütün egzama oldu, sırtı cılk yara oldu. Veteriner arkadaşa sordum. Aynı sizin gibi dedi. Süt ürünlerinin dışında hayvani proteine fazla yüklenmeyeceksiniz. Yani bu benim böyle kendi kaprisim falan değil. Ben vejetaryen köpeğim olacak falan. Kedilerim, onlar yiyorlar et mesela. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Yani gerçek derken böyle köpek sahipleriyle köpeklere baktığınız zaman böyle birbirlerine çok benzerler. Böyle bir benzer yönleri vardır. Evet. Yani o köpeğin sahibiyle köpek arasında bir benzerlik söyleniyor, vardır. Söyleniyor gerçekten evet. Böyle söyleniyor. Bakın evet. Nasıl seninki nasıl vejetaryen olmuşsa. Sonra bu insan cildinde vejetaryen Rottweiler yani bu şey oluyor. Harun'un bir Fransız arkadaşı var, hanım arkadaşı. O da vejetaryen. Bir gün bir nedenle doktora birlikte gitmeleri gerekmiş. Daha o arkadaşı içeri girer girmez doktor siz vejetaryen misiniz demiş. Nereden anladınız demişler. Hayır, içeri girerken değil. Ya girdikten sonra. Muayene ederken. Yani şöyle yaklaşması gerekiyor tenine. Daha. Göğsünde bir rahatsızlık vardı. Tehlikeli zannettik bir. Böyle eğilmiş, siz vejetaryensiniz demiş. Niye demiş arkadaşım benim de. Ten kokunuzdan demiş. Sizler çok farklı kokarsınız. Şimdi o geldi bana Harun dedi. Bak bir doktor tarafından tasdiklendi vejetaryen demiş. Ne dedim? Bizim tenimiz farklı kokuyormuş. Ben tabii herkese ne olur bak sakın yanlış ama ben sapık değilim. Beni koklasana ben nasıl kokuyorum diye. Herkese kendimi koklatmaya başladım. Ve inanın %80 falan kişi şey dedi. Kundak bebeği terlediği zaman böyle bir kokusu olur. Öyle kokuyorsun dediler. Yani bayağı şey. Bayağı millete kendimi koklattım orada. Millet de diyecek bu ne ne oluyor bu abi. Bunlar güzel kanıtlar yani elimizde. Şimdi biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili seyirciler, Tea Time'ın bu akşamki sonuna geldik. Dolu dolu bir sohbet oldu. Bu arada Derya Tuna'ya tekrar geçmiş olsun diyoruz. Hepimiz tarafından da geçmiş olsun. En kısa zamanda ayağa kalkar. Dilediğini yapar, sahneye çıkar veya çıkmaz. Onun kendi bileceği şeyi. Fakat yanlış bir olaydı. Kınıyoruz yapanları. Kolçak ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Harun sağ olsun. Yani annesini de aldı getirdi. İlk defa yıllar sonra bugün hem bir gazetede röportaj ve de ilk defa böyle bir televizyon programında canlı olarak. Baba izin vermemiş yıllardır. İşte artık bundan sonra müsaade ettim dedi. Ama belki izin aldık değil izin mi? Aldık. İzin aldık. Şimdi ne olduk baba? Üç deli mi olduk, üç akıllı mı olduk? Yok. Artık üç mülayim olduk. Yarına kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.